Zamanın birinde bir kral iki tane kızı varmış. Bu kızlar ikiz ve eğitim alma vakti geldiğinde o ülkenin en akil öğretmenini, en akil eğitmenini çocuklarına öğretmen olarak görevlendirmiş. Bu akil insan her soruya bir cevabı olurmuş. Tabii bunu duyan o ikiz kız kardeş demişler ki her şeyi de bilemez. Biz ona öyle bir soru soralım ki bilemesin diyerek eline kelebek almışlar. Bir canlı kelebeği eline almışlar ve sormuşlar. Hocam bu kelebek canlı mı, cansız mı? Canlı derse sıkacaklar, kelebek ölecek. Cansız derse yine kelebeği sıkmayacaklar. Yaşıyor diyecekler, bak bilemedin diye onu küçük düşürecekler. Hocaların önüne çıkmışlar. Akil adamın önüne çıkıp hocam demişler elimizdeki kelebek canlı mı cansız mı? Bunu bilebilecek misin? Akil adam şunu söylemiş. Kızım bu sizin elinizde. Eğer isterseniz sıkar öldürürsünüz veya serbest bırakır onu yaşatabilirsiniz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, ruhunuzu öldürmek sizin elinizde. Sıkarsanız öldürebilirsiniz. Serbest bırakırsanız, özgür bırakırsanız yaşatabilirsiniz ruhunuzu. Yani siz kendinizi canlı tutabilirsiniz. Peki insanın ruhu nasıl ölür? Sevgili arkadaşlar, eğer insan kendi kutusundan çıkmaz ise, yani rahatlık alanından dışarıya çıkmaz ise, 2 günü sürekli aynı ise, işte o zaman ruhu yavaş yavaş enerji kaybediyor demektir ve ruhu ölecek demektir. Ruh ölmüştür. Eğer ruh ölürse, o zaman hayatın bir manası, bir değeri kalmıyor kişi için. Hiçbir anlamı kalmıyor. Neden yaşayayım ki diyor. Bütün kötülükler beni buluyor. Mıknatıs gibi çekiyorum kötülükleri diye düşünüyor kişi. Ruhu öldü demektir. Eğer mana, anlam katamadıysa hayatına, o zaman ruhu yavaş yavaş ölüyor demektir. Yani eğer siz isterseniz ruhunuzu o kelebeği sıkarak öldürebilirsiniz. Eğer isterseniz yine özgür kararınız, ruhunuzu yaşatabilirsiniz. Peki nasıl ruhumu ben yaşatabilirim? Nasıl canlı tutabilirim? İşte orada yapman gereken şey kutundan dışarı çıkmak. Yani o senin rahatlık alanı, aradığın rahatlık alanı var ya şu anda oluşturduğun o alandan, o konfor alandan dışarı çıkarmak kendini. Yani rahatını kaçırmak. Şöyle bir cümle var. Rahat arayan rahatını kaçırır. Sen konfor alanı aradıkça, rahatlık alanı aradıkça aslında kendi rahatını kaçırırsın. Çünkü insanoğlunun yapısı, beyni, fıtratı gelişim için yaratılmış. Sürekli gelişmesi gerekiyor. Yani 2 günü bir olmamalı. 2 günü bir olduğu zaman ziyanda oluyor. İsraf ediyor hayatını. Şöyle düşün. Araba çalışıyor. Hareket etmiyor. Yakıt harcıyor sürekli. Yani israf. Devamlı harcıyor. Dolayısıyla sen de rahatını kaçırman gerekiyor. Konfor alanından dışarı çıkman lazım. Kendini geliştirmen gerekiyor. Eğer canlı kalmak istiyorsan, eğer beynini taze, beynini genç tutmak istiyorsan kendi üzerinde çalışma yapman gerekiyor. Peki kendi üzerinde çalışma nasıl başlıyor, nasıl oluyor, nasıl kendi üzerine çalışma yapabilirsin, kendini nasıl geliştirebilirsin? Bu çok basit, güzel insanlar. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Kendini bilmek. Peki kendini bilmek nedir? Nasıl olacak? Kendini bilmek, kendini tanımak. Benim ayak bağlarım nelerdir? Kafamdaki kilitler nelerdir? Beni engelleyen zincirler,
Aşağı çeken, okyanus dibine çeken zincirler nelerdir? Benim ilerlememi engelleyen, yani hedefe gitmemi engelleyen engeller nelerdir? İlk önce bunu bulman gerekiyor. Bununla beraber yeteneklerim nelerdir? İkincisi o. Yani benim yeteneklerim, kabiliyetlerim nelerdir? İçimdeki cevher nerede? Yani o kesilmemiş elmas nerede duruyor? O cevher. Değerini bulmak için, yani kaliteni arttırmak için o yeteneğini kullanman gerekiyor. Şöyle ki, insanın kullanmadığı 9 tane potansiyeli vardır. Normalde bir tanesini kullanır. 10 tanesinden 9'unu kullanmaz. Bir tanesini kullanır. Şöyle örnek vereyim. Herkesin rezerve, yani depoda tuttuğu o enerji, örneğin Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı'nda görebilirsiniz. Seyit Onbaşı biliyorsunuz. O kahramanımız insanın normalde kaldıracağı 30 kiloyu ne yaptı? 300'e çıkarttı. 10 katına çıkarttı. Yani 300 kiloluk mermiyi kaldırdı. Nasıl oldu bu? İçindeki o cevheri kullandı. İmanı kullandı. İman gücünü kullandı. Yani bilinçaltı gücünü kullandı. Kullanılmayan, hani o biraz önce dediğim 9 tane rezerve enerji var ya, 10 tanesinin 9'u kenarda duruyor. Hiç kullanmadığın, yani araba çalışıyor ama gitmiyor. Anlatabiliyor muyum? O herkeste var. İşte o Seyit Onbaşı ne yaptı? O enerjiyi kullandı ve tarihe altın harflerle o kahramanlığını yazdı sevgili arkadaşlar. Siz de iyi bir eser bırakabilirsiniz. Tarihe altın harflerle güzellikler yazabilirsiniz, eserler yazabilirsiniz, kahramanlıklar yapabilirsiniz. Eğer hayatınızı israf etmez iseniz, yani zayi etmezseniz, o zaman siz de yapabilirsiniz. Herkes yapabilir, herkes başarabilir. Bunun için yapmanız gereken şey neymiş? Birincisi, kendinizi geliştirmek için kendinizi bilmek, kendinizi tanımak, ayak bağlarını bulmak, yetenekleri bulmak ve harekete geçip uygulamak. Bunu yapmanız gerekiyor. Şunu da eklemek istiyorum. Sen eğer kendini bilirsen, kendini tanırsan, o zaman içindeki aslanı uyandırmış oluyorsun. İçindeki o kullanılmayan %90'lık enerjiyi açığa çıkarıyorsun. Onu çıkarttığın zaman, zaten ortaya çıkarttığında bir kere özgüvenin artıyor. Yani kişilik üzerinde çalışma yapıyorsun. Yürüyüşün değişiyor. Ten rengin değişiyor. Daha canlı duruyorsun. Dik duruyorsun. Bununla beraber daha sağlıklı düşünebiliyorsun. Sağlığın daha iyi oluyor. Kendine daha dikkatli davranıyorsun. Yani yemene, içmene dikkat ediyorsun. Bunun yanında aile konusunda daha huzurlu oluyorsun. Neden? Çünkü daha iyi iletişim kuruyorsun. İnsanı tanıyorsun. Aile üyelerini daha iyi tanıyorsun. İnsani ilişkiler konusunda beceriler kazanıyorsun. Kendini tanıyınca. Bunun yanında tabii dördüncüsü, meslek hayatında kariyeri yapabiliyorsun. Neden? Çünkü sen kendini tanıyorsun. İçindeki o cevheri uyandırdın. Herkes yerinde sayıklarken, hani bazı yürüme bantları var değil mi? O bandın üzerinde insan yürüyor ama ilerlemiyor. Sen o banttan dışarı çıkıyorsun. Ve yürüyorsun, ilerliyorsun onlar banttayken. Ondan dolayı kariyer yapabilirsin. Daha başarılı olabilirsin. Meslek konusunda maaşını arttırabilir, kazancını arttırabilirsin. Hemen bunun arkasında finansal konuda özgürlüğüne ulaşabilirsin. Özgürlüğünü kazanabilirsin. Finans konusunda bereketini arttırabilirsin. Bu neyle alakalıymış? Kendini tanımakla alakalı. Ayak bağlarından kurtulmak, kafadaki kilitlerini çözmekle alakalı. Yani o kilitleri doğru anahtarla açmakla alakalı. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Bunu çok büyük harflerle odanın bir köşesine yaz, gör ve seni uyandırsın, sana farkındalık oluştursun bu hadis-i şerif. Kendini bilmek, kendini tanımak. Biz yıllardan beri bu konuda birçok kişiye yardımcı olduk. Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza, binlerce insana sevgili arkadaşlar farkındalık oluşturduk ve onların o içindeki o cevherlerini
keşfederek, yani o içindeki aslanı uyandırarak ilerlemelerine yardımcı olduk. Hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olduk. Bu 5 konuda hayat kalitelerini arttırmaları konusunda onlara vesile olduk sevgili arkadaşlar. Onlar da ilk önce şöyle düşündü. Bu mümkün mü? Yapabilir miyim? Ben başarabilir miyim diye kafasında yüzlerce soru işaretleri vardı. Ama biz onlara adım adım 6 yaşında çocuğu anlatır gibi anlatınca o soru işaretleri gitti. Ve onlar kendilerine inanmaya başladı. Onlar harekete geçti. Pedali çevirmeye başlayınca sürdükleri bisiklet ilerlemeye başladı. Yani bir çeşit, hani o biraz önce anlattığım araba fitese takıldıktan sonra gaza basılınca gidiyor sevgili arkadaşlar. O zaman ömür ziyan olmuyor. Zayi olmuyor. Yakıt boşa harcamıyorsun. Sen de yapabilirsin. Sen de başarabilirsin. Biz özel programlarımızda bu anlattıklarımı hayata geçiriyoruz. Yani uygulamaya geçiriyoruz kişiyi. Onlar hareket edince, canlanınca, yani uygulayınca o zaman onlar başarıyor sevgili arkadaşlar. Herkes başarabilir. Adım adım yol gösteriyoruz. Onlara adım adım eşlik ediyoruz sevgili arkadaşlar. O yüzden başarıyorlar. Yani eğer kişi programa katılırsa o zaman kendisi çarpa çarpa araba sürmeyi öğrenmiyor. Uzman eşliğinde öğrenmiş oluyor. Yani kafası rahat oluyor. Nasıl yapılacağını bildiği için gece rahat uyuyabiliyor. Yani tekeri tekrar icat etmesine gerek kalmıyor. Teker, var olan tekeri kullanmaya başlıyor. Çünkü hayal kırıklığına uğramadan, acı kayıp yaşamadan başarmak ancak ve ancak kendini geliştirmekle, yani bir eğitim programıyla mümkündür sevgili arkadaşlar. Öbür türlü sadece hayal kırıklıkları, sadece bedeller ödemek, kefaretler ödemek, acı çekmek, canının yanması ve çarpa çarpa kamyonu sürmekle ilerleyebilirsin. O da birçok zayiat verdikten sonra ömründen 20 sene, 30 sene gider. Ya ben neler yapmışım diye pişman olur, hayal kırıklığına uğrarsın. Bunun olmaması için sen ne yapacaksın? Uzman eşliğinde kendini geliştireceksin. Kendini eğiteceksin. Bizim sana da bu konularda yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için yapman gereken şey bu videonun altındaki linke tıklamak, formu doldurup göndermek. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.